Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde IP adresleme teknolojileri hakkında konuşacağız. Bu teknoloji tipleri bilmemiz gereken Network Plus sınav n 10 bölüm 1.4'ten geliyor. Netting'i öğrenmemiz gerekiyor. Bir genel IP adresi ve özel IP adresi arasındaki farkın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor ve daha sonra netting, snetting, denetting, peting hakkında konuşacağız. Burada birçok sonu etting ile biten kelime var. Bunların hepsinden bahsedeceğiz ve daha sonra DHCP hakkında ve bilmemiz gereken bazı otomatik adresleme teknolojileri hakkında konuşacağız. Supernetting ile başlayalım. Şimdi birkaç eski videoda Supernetting hakkında konuşmuştuk. Burada tek bir alt ağı alıyorduk ve bunu daha küçük parçalara ayırıyorduk. Supernetting aslında bunun tam tersi. Bir tekli A adresi alacağız ve bunu daha büyük hale getireceğiz. Şimdi bunu yapmamızın nedeni genelde bir birleştirilmiş yola dikkatimizi vermemiz gerekiyor. Diyelim ki ağınızda birçok farklı IP adresi var ve bunlar 192.168.1.0'dan başlayarak bir IP adresi aralığı ile oluşturulurlar ve 192.168.255.0'a kadar olan aralıkta ağlara sahip olursunuz. Bu yüzden ortamınızda birçok ağa sahip olursunuz. Şimdi router'ınızda 1.0'a gitmeniz gerekirse buraya gidin. Eğer 2.0'a gitmeniz gerekirse oraya gidin. Eğer 3.0'a gitmeniz gerekirse oraya gidin ve router'ınızda paketin gitmesi gereken noktada birçok farklı girişe sahip olursunuz. Ya da SuperNet veya SuperA diyebiliriz oluşturabilir ve router'ınıza bir 16 bit alt a ile 192.168'li bir şeye gitmen gerekiyorsa yani bu aralıkta herhangi bir şeye gideceksen sadece bir bağlantıya git diyebiliriz. O halde bir iletim tablosunda 250'nin üzerinde iletim hattına sahip olursunuz ve bunların sayısını 1'e düşürebilirsiniz. Bu router'ınızı çalışmaları konusunda çok daha verimli bir hale getirir. Ölçeği yukarı çıkarttığınız zaman çok fazla supernetting, süper, süper ağ oluşturma yaptığınızı fark edeceksiniz. Veya ağları tek bir hatta birleştirebilmek için bu supernetting tekniklerinden bazılarını kullandığınız şekilde yolları birleştirebilirsiniz. Bugünlerde birçok ağ kendi IP adres aralığı için özel adresleri kullanıyor. Eğer ev ofis dışında yerel ağdaysanız, evinize bir kablosuz routerdaysanız veya bir router vasıtasıyla kablo bir modeme bağlandıysanız, evinizin içerisinde muhtemelen özel adresleme şeması kullanıyorsunuzdur. Özel bir adresleme şeması olduğunu düşünmemizin birkaç sebebi var. Bir tanesi internet üzerinde bulunan kişiler için etkiyi minimize etmektir. Dünyanın geri kalanından erişilebilen bir genel veya yönlendirilebilir bir IP adresini kullanmak zorunda değilim. Özel bir IP adresim var. Ve bir diğer mevzu da elbette eğer bir özel adresim varsa bu benim ağım için özeldir ve bu IP adresi internet üzerinde iletişim kuramıyor. Bu özel problemi nasıl aşacağımız hakkında birazdan konuşacağız. Burada 1918 olan bir RFC var. Bu özel adreslerden bahsediyor ve bu IP adresi aralığının internet üzerinde iletişim kuramayacağını söylüyor. Bunlar internet üzerinde iletilemezler. Bunlar sadece bir güvenlik duvarının, bir router'ın ardında bir yerel ağda kullanılır ve hiç kimse sizin ağınıza girmediği sürece bunu kullanamaz. O halde IP adresi aralıkları 10 nokta adres olacaktır. Biz tek A sınıfı adresini kullanıyoruz. Yani bu 10 nokta adres için 8 bit 6A kullanıyoruz veya 6A maskesi kullanıyoruz. Ayrıca 192.16.0.0'dan 172.31.255.255'e kadar olan aralık bunların hepsi özeldir ve internet üzerinden iletilemez. Eğer bunu yazmak isterseniz bu yan blok yazımıdır. Bu ağ için burada 6A maskesi, geleneksel 6A maskesi yazımı var. Ayrıca sizin de göreceğiniz gibi birçok home office routerı 192.168.0.0 ile 192.168.255.255 aralığına sahiptir. Yani bunlar 16A maskesine sahiptir. Bu IP adreslerinin hiçbirisi internet üzerinde iletilemez. Bu şu anlama gelir. Ben bu IP adresinden herhangi bir seti alabilirim ve bunları kendi dahili ağımda kullanabilirim. Ve dışarıdaki başka birisiyle karışıklık olacağı konusunda herhangi bir endişe duymama gerek yok. Problem şu ki eğer internet üzerinde iletişim kurmam gerekirse bu özel adresleri kullanırken iletişim kurmama izin verecek bir şeyler yapmalıyım. Ve A adresleri çevirisi hakkında konuşacağız. Ancak IP adreslerinize göz attığınız zaman eğer bunlar o IP aralıkları ile veya IP adresinin aralığı ile eşleşiyorsa ve siz bu aralıktaysanız bu özel bir adrestir. Eğer başka bir IP adresi ise buna genel adres diyoruz. O halde 10.1.0.0 alt bir genel mi yoksa özel ağ mı olduğu sorulursa bunun bir özel IP adresi aralığı olduğunu bilmemiz gerekir. O halde bu 3 aralığı alın. Bunları sadece belleğe işleyin. Ağ oluşturma konusunda çok fazla uğraşırsanız bunları oldukça fazla kullanmış olacaksınız ve Network Plus sertifikasyon sınavı size bununla ilgili olarak gerçekten yardımcı olacaktır. Eğer bu özel adreslemeyi kullanıyorsanız hala internet üzerinde iletişim kurmanız gerekeceğinden bahsetmiştim. Aslında bir home ofisiniz varsa veya bu kablosuz routerlardan birisini kullanıyorsanız ve 192.168.0.1 IP adresine sahipseniz ve internete kullanabiliyorsanız, özel adresiniz nasıl hala genel internete kullanabilir? Güzel. Bunu A adresi çevirisi olarak ifade edilen bir şey vasıtasıyla yapıyoruz. Bu genelde NAT olarak ifade edilir. Bu NOT yani A adresi çeviricisi, dahili olarak sahip olduğunuz IP adresini alır ve bunu başka bir şeye dönüştürür. Daha sonra siz internet üzerinde iletişim kurabilirsiniz. Bu gerçekten bunu genel olarak kullanılabilen bir IP adresine çeviriyor. Bunu OSI katmanında katman 3 olarak adlandırıyoruz. IP adresini birinden bir başkasına dönüştürüyoruz. Aslında paket içerisinde gerçekten bir değişiklik yapmıyoruz. Hiçbir veri değişmiyor. Sadece burada olacak IP adresi değişiyor. Burada çeşitli NATing A adres çeviriciler var. Bunlardan birisi kaynak A adres çeviricisi yani bir SNAT. Kaynak A adresi çeviricisi kaynak IP adresini başka bir IP adresine çevirir. Belki bir şirketimizde bulunan birçok dahili IP adresini almak ve bunları internet üzerinden iletişim kuracağı zaman tek bir IP adresi gibi görünecek şekilde dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bu yüzden ağınızda binlerce aygıta sahip olabileceğiniz halde internet üzerinde iletişim kurabilmek için tek bir genel adresi kullanıyor olabilirsiniz. O halde bu kendi çalışma şekliyle oldukça etkilidir. Bu neredeyse her zaman bugünlerde küçük home office tipi router'lar ile yaptığımız bir şey. Burada ayrıca varış noktası A adresi çeviricisi vardır. Şimdi bunu kendi home office'imizde çok sık yapmayız. Bu varış noktası IP adresini alır ve bunu başka bir IP adresine çevirir. Bu daha çok birileri bizim dahili ağımızda bulunan bir aygıta erişim sağlamaya çalıştığı zaman kullanılır. Ancak bunlar iletişim kurmak için bizim harici IP adresimizi kullanırlar. Bu yüzden bir şekilde paketin nasıl geldiğini görmemiz gerekir. Bunun bizim dahili serverımız için hedeflendiğinin farkına varmamız gerekir ve dönüştürmemiz gerekir. Bu sayede bizim dahili IP adresimizi kullanabilir. Buna varış noktası A adresi çeviricisi deniyor. Şimdi görsel olarak bu şekilde görülüyor. Kaynak A adresi çeviricisi ağımızda bulunan tüm bu aygıtların internette iletişim kurabileceği anlamına gelir. Ancak bunların hepsi 66.20.1.12 adresinden geliyor gibi görünür ve internete girer ve muhtemelen kendi routerınızın içerisinde kaynak NAT çevirme tablosu olarak adlandırılan bir şeye sahip olursunuz. Bunu görmemiş olabilirsiniz ancak buradadır. Ve router'ın bu tarafında herhangi bir kaynak IP adresini aldığını bilir. Tüm bu IP adreslerini çevirir ve bu sayede kaynak tam buradan geliyor gibi görünür. Bu yanıt verdiği herhangi bir şey. Bunlar tek bir harici IP adresine geri yanıt verdikleri anlamına gelir ve router'ınız bunu yeniden sizin için çevirmekle sorumlu olur. Bu her zaman gerçekleşen bir işlemdir. Kaynak A adresi çevirisinin yapılmasının normal bir işlemidir. Şimdi varış noktası A adresi çevirisinin yapılması hakkında konuşmuştuk. Bu internete bulunan birilerinin ağımızdaki belirli bir hizmete erişim sağlamaya ihtiyacı olduğunda gerçekleşir ve bunların hepsi tek bir IP adresine hedeflenir. Bunların hepsinin ağ ortamımızda bulunan tek bir server ile iletişim kurması gerekir. Örneğin işte burada bunların gittikleri web sunucusu. Ve sizin yapacağınız şey router'ınıza şunu söyleyebilirsiniz. Eğer herhangi birisi 66.20.1.14'e geliyorsa ve bunlar bir web sunucusu ile ilişkilendirilmiş port numarasını kullanıyorsa bu port 80 olabilir. Bu web sunucusu için yaygın olarak kullanılan port numarasıdır. Bu varış noktası adresini 192.168.3.22'ye çevir ve kendi yoluna gönder. Bu yüzden burada paravan kişi olarak yer almaktadır. Bu gerçekten bir güvenlik duvarı gibi iş görüyor. Eğer bunu yapacaksanız, hiç kimsenin bu sunucuyla doğrudan iletişim kurmadığından emin olun. Herhangi bir şeyi sonuçlandırmadan önce ilk olarak Netted yani varış noktası a adresi çevirisi yapmış olmalısınız. Web server ile iletişim kurmak amacıyla bir görüşme gerçekleştirmek için ve bunu yeniden eski haline döndürmek için atılacak bir adım vardır. Burada ayrıca PAT olarak adlandırılan bir teknoloji vardır. Bu sıkça kullanılır. Genelde daha önce yaptığımız varış noktası çevirisi ile birlikte kullanılır ve şu şekilde çalışır. Bu daha önceden baktığımız aynı işlemdir. İnternette bulunan birilerinin tam burada web sunucumuz ile iletişim kurmayı istemesidir. Ancak peki ya bu web sunucu gerçekten kendi üzerinde birçok farklı web servisini sağlıyorsa ne olacak? Sadece bir port numarası kullanmıyor muydu? Şu anlama gelir. İnternet üzerindeki bu aygıtlar port 80, port 81 ve port 82 üzerinden 66.20.1.14 ile iletişim kurabilir ve her seferinde bu portlardan birisini kullanır. Varış noktası adresi çevirimiz ile birlikte bir port adresi çevirisi yapmıştık. Bunu gerçekten iki kez yapıyoruz. Aynı zamanda bir varış noktası çevirisini ve bir port çevirisini 192.168.3.22 olarak ayarlıyoruz. Eğer 80'e gidecekseniz portunuzu 80.80'e çevireceğiz. Eğer port 81'e gidecekseniz portunuzu 80.81'e çevireceğiz. Ve eğer port 82'ye gidecekseniz portunuzu 80.82'ye çevireceğiz. O halde siz kaynak adresi çevirisi ve varış noktası adresi çevirisi yapıyorsunuz ve port adresi çeviriniz tüm bu çevirileri gerçekleştirerek tamamlanıyor. Tamamı tek bir numara ile konuşmak ve bunu başka bir şeye çevirmekten ibarettir. Daha fazla karışık bir şey yok. Sadece kaynak A adresi çevirisini kullanacağınız ve varış noktası A adresi çevirisini kullanacağınız zaman port adres çevirisinin de gerçekleşeceğini aklınızda tutun. Büyük ihtimalle laptopunuz ile veya masaüstü bilgisayarınız ile bir ağa bağlandınız ve tarayıcınızı açtınız ve ağ aramaya başladınız. Makinenizde herhangi bir IP adresi konfigürasyonu gerçekleştirmek zorunda değilsiniz. Bu dinamik host konfigürasyon protokolü veya kısa adıyla DHCP olarak adlandırılan şeyin sayesinde gerçekleşir. DHCP kendi home office ortamınızdaki yerel routerlarda genel olarak C üzerinde bulunur. Daha büyük şirketler DHCP yapmak için atanmış olan bireysel serverlara sahiptir. Ve bu gerçekten bu işlemi otomatikleştirmek için bir yoldur. Size bir IP adresini, bir alt ağ maskesini sağlar ve DHCP ayrıca burada birçok başka seçeneği de destekler. Bunu yapmak için ağınızda bazı servis veya server tipine gereksinim duyar. Eğer bu DHCP işleminin sağladığı bir Home Office router'ına sahip değilseniz, bu size bununla ilişkilendirilmiş bir otomatik IP adresi sağlamayacaktır. Burada elde edeceğimiz iki tip DHCP adresi var. Bir tanesi dinamik adres yani büyük havuzdur ve siz ağa bağlandığınız zaman makineniz ve DHCP server arasında meydana gelen bir komünikasyon işlemi bulunur ve şunu der. Eğer kullanılabilir bir şeylere sahipsen bana listende yer alan bir sonrakini ver. Ağımıza gelen bir sonraki kişi havuzdan yeni bir IP adresi alır. Birkaç saat sonra makineniz tekrar soruşturmak zorundadır ve şunu der. Her şey yolunda. Ben hala ağdayım. Bu IP adresini saklayabilir miyim? Ve DHCP serverınız bir karar alarak size şunu söyler. Elbette bunu saklayabilirsin. Birkaç saat sonra tekrar soruşturma yapmadığınızda DHCP serverınız bu IP adresini ağınıza gelen bir sonraki kişi için kullanılabilir hale getirecektir. Bu yüzden bu şeyleri sürekli yenilenmiş olarak tutar. Bu çoğu şirketin kendi istemci makinelerinin ağ üzerinde iletişim kurma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı şeydir. Ancak bu bir server olduğunda ve her zaman kesinlikle aynı IP adresine ihtiyaç duyduğunda ne olur? Bu durumda asla IP adresi değişikliği istemezsiniz. Bu bir statik DHCP adresi olarak adlandırılır ve bu DHCP serverınızın içerisinde manuel olarak atanır. MAC adresini görmüştük. Makinenizdeki Ethernet kartının donanım adresi ve bunu yazdık. Sizin MAC adresiniz her zaman 192.168.1.200 ile ilişkilendirilecek ve biz bunu DHCP serverına koyuyoruz. Serverınız her zaman şunu söylediğinizi kontrol eder. Merhaba, ben şu anda ağdayım ve siz her seferinde aynı IP adresini alırsınız. Ve bu oldukça basit bir hale gelmektedir. Eğer bu server'ı başka bir yere taşırsanız sadece DHCP server'ınızda bunu bir kez değiştirmeniz yeterli olacaktır. Ve eğer 10 server'ı değiştirirseniz bunların hepsi aynı zamanda yapabileceğiniz ve eş zamanlı olarak bunların hepsinin IP adreslerini değiştirebilirsiniz. Çok kolay çünkü bu tek DHCP server'ının dışında yönetilmiştir. Bunu yapmak oldukça kolay. Peki ya bir DHCP serverınız yoksa? Ağınızda bir router'ınız yoksa? Sizin Windows makineniz otomatik özel IP adreslemesi, kısaca APIPA adı verilen bir şey kullanır. Eğer bir ağa bağlıysanız ve ağınızdaki herhangi bir DHCP serveri ile hiçbir şekilde temas sağlayamıyorsanız bunu görmüş olabilirsiniz. Hala bir IP adresine sahip olursunuz. Eğer makinenizde IP adreslerine göz atarsanız Muhtemelen bunun 169.254.0.1 ile 169.254.255.254 aralığında bir adres olduğunu görmüşsünüzdür. Bu bir grup makineyi alabileceğiniz ve bunları DHCP sunucusu olmadan aynı switchte bağlayabilirsiniz ve bunların hepsi hala birbirleriyle iletişim kurabilir durumda olacaklardır. Yani bu otomatik özel IP adreslemesinden Önce kullandığımız bir şeydir. Windows'un içerisinde bütünleşmiş şekilde bulunur ve bu şekilde çalışır. Çoğu küçük ofislerde bu şekilde çalışılabilir. Bunlar internet bağlantısına sahip değillerdir. Çünkü bunu bağlamaları gerekir. Bunlar varsayılan olarak ilk IP adresini otomatik olarak alırlar ve otomatik özel IP adresleme işlemi ağın dışına çıkmak ve şu anda bir başkası bu IP adresini kullanıyor mu? diye sorabilmek için yeterlidir. Herhangi birisi? Yok mu? Tamam. O halde ben bunu kullanacağım. Böylece herhangi bir karışıklık yaşamamış olursunuz. Bunu yapmak oldukça basit ve kolaydır. Ve eğer DHCP sunucusu ile bir ağa bağlı değilseniz bir şekilde bir tanesini elde edersiniz. Bu ağ oluşturma teknolojileri ve çalıştığımız adresleme teknolojilerinden ne kadarını hatırladığınıza bir bakalım. Kaynak ağ adresi çevresini kullanan hangisiydi? A adresi çevirisi yapmakta kullanılan oldukça yaygın bir yoldu ve burada kaynak IP adresini değiştiriyordunuz. Birçok farklı kaynak adresi alabilir ve tek bir kaynak adresine çevirebilirim. Bu bir internet bağlantısı kullandığınız zaman örneğin ağınızda binlerce ayıkta sahip olabilirsiniz ve bunların internet tarafından tek bir kaynak adresi olacak şekilde görünmelerini sağlayabilirsiniz. Şimdi ağınızdaki her bir makineyi bireysel olarak alabilirsiniz her bir aygıtı alabilirsiniz ve bunların kaynak adreslerini tek tek değiştirebilirsiniz. Ancak çoğu şirket bunu tek tip senaryo için çok kez gerçekleştiriyor. Bu sadece nothing yani kaynak A adresi çevresinin nasıl kullanıldığı için bir örnekti. Diğer sorumuz hangisi bir varış noktası nothing'i yani A adresi çevresini kullanıyordu? Kaynak için olanı gördük. Peki ya varış noktası için? Güzel. Bu trafiğimizin gerçekten başka bir yönden geldiği anlamına gelir. İnternet üzerinde sizinle konuşması gereken aygıtlar veya sistemler vardır ve bunların anıza girmesinin tek yolu sizin harici internet adresinizi kendi dahili adresinize çevirmenizdir. Ve bunu yapmak için varış noktası adresi çevirisini kullanıyorsunuz. Şimdi son olarak burada bir şey var. Makinenizde bir IP adresi aldınız ve IP adresiniz 169.254.0.5 Ancak siz bu IP adresini yazmadınız. O halde bu IP adresini nasıl aldınız? Güzel. Bu otomatik özel IP adreslemesi adı verilen bir işlem vasıtasıyla size otomatik olarak atanmıştır. Bu aralığı hatırlamanız gerekir. Bu DHCP tarafından atanmamıştır. Bu Windows işletim sisteminde bütünleşik halde olan dahili otomatik işlemdir. O halde bunun apipa aralığı olduğunu hatırladığınızdan emin olun. Bu Network Plus sınavınızda karşınıza çıkabilir. Bu bizim Network Plus sınavımız için bilmemiz gereken farklı adresleme teknolojilerinin tümünü kapsıyor. Supernetting'i genel ve özel adreslerimizi tüm farklı tipteki ağ adres çevirilerini gördük. Ve son olarak DHCP ve APIPA vasıtasıyla otomatik IP adreslemesini gördük. Daha fazla Network Plus videosu izlemek için Mesaj panolarımıza katılmak veya bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com